Efendim merhaba. Size ilk önce ilginç bir endoskopi göstereceğim. Ondan sonra gerçek bir yılan yutma öyküsü aktaracağım. Bu Dağıstan'da hastanın ince bağırsağı ve midesinden çıkartılan bir yılan değil, parazit, askariyazis yani bir solucan. Evet bu solucan 35 santim ve üzerine kadar çıkabiliyor. Nereden bulaşıyor derseniz özellikle kirli meyve ve sebzelerden bulaşıyor. Anadolu'da daha yaygın, çocuklarda daha sık görülüyor. Karın ağrısı şikayet olabiliyor veya herhangi bir şikayet yapmıyor. Ve çok basit bir ilaç tedavisi de iyileşiyor. Yuttuktan sonra ince bağırsağa yerleşen bu yumurtalar daha sonra büyüyorlar. Solucan haline dönüşüyorlar, yukarı çıkabiliyorlar, safra kesesine giriyorlar, sarılık yapabiliyorlar, hatta pankreasa gidiyorlar, hatta akciğere gidip özel tür bir zatürrede yapıyorlar. Ve basit bir ilaç tedavisi de bundan kurtulmak mümkün. Ve giderek daha az oranda görülüyor. Şimdi görelim ekimize. Uzun yıllar önce genel cerrahi polikliniğine köyden bir teyze başvuruyor. Diyor ki benim karnım ağrıyor ve sebebini de biliyorum. Nedir diye soruyorlar. Diyor ki ben yılan yuttum o yüzden karnım ağrıyor. Peki diyorlar nasıl oldu bu? Ben diyor bizim çeşmenin yanında söğütün altında uyuyakalmışım. Sonra diyor bir uyandım karnımda bir ağrı. Şöyle etrafa bir baktım bir gördüm ki yılanın bir tanesi gömlek değiştirmiş. Yani derisini bırakmış ve gitmiş. Muhtemelen diyor o yılan benim ağzımdan girdi. Mideme yerleşti. Karın ağrımın sebebi bu. Tetkikler, filmler tabii ki yılan yok. Çünkü yutmak imkansız. Teyzeyi psikiyatriye gönderiyorlar. Psikiyatri ilaç tedavisi yapıyor. Hayır. Teyze hiçbir şekilde ikna olmuyor. Nuh diyor, peygamber demiyor. Sonra bakıyorlar ki bunu bir şekilde tedavi etmek lazım. Onun için onun kendisine şöyle bir kurgu oyun hazırlıyorlar. Diyorlar ki tamam bu yılanı ameliyathanede çıkartacağız, sana göstereceğiz. Tamam diyor. Teyze hafif bir uyuşturucu veriyorlar. Ameliyathaneye götürüyorlar. Küçük bir kesi yapıyorlar midesinin üzerine. Onu da dikiyorlar. Diktikten sonra da teyzeyi uyandırıyorlar. Sonra farmakoloji bölümünden getirdikleri bir kavanoz içerisindeki yılanı gösteriyorlar. Diyorlar ki bak yılanı çıkardık. Teyze diyor çok şükür karın ağrılarından kurtuldum. Taburcu oluyor. 3 ay sonra teyze geri geliyor. Teyze diyorlar ki neden geri geldin? Diyor ki yılanın yavrusunu unutmuşsunuz. Benim karnım yeniden ağrımaya başladı. İşte bazı hastalarda da böyle yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bu anekdotu size aktarmak istedim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.